Nasılsınız Yasemin Hanım? Teşekkürler siz. Nasılsınız? Çok iyisiniz. Her zaman teşekkür gibi. Teşekkür ederim, sağ olun. İyisiniz. İyiyim, iyiyim. Siz? Biraz rahatsızız diyeceğim ama galiba sesiniz. Yok, yorgunum. Ha, yorgun mu? Ses alerjiden benim ya, kaldım. Efendim sürekli burada toplantıda görüyoruz. Kesin dedi yeni bir oluşum var, bir şey yok, var. Yok, arkadaşımlayım ya. Hanımefendi not falan tutunca böyle. O kendi işinden dolayı. Benimle alakalı. Benim işte İyiyim, iyiyim vallahi. Ne olsun, yolunda her şey. Her şey yolunda. Efendim bir tane için haber var gündeme dair, sormadan edemeyeceğiz. Haber çıktığı için soruyorum bunu. Hande Erçel'i takipten çıkmanızın sebebi ne? Kerem Bey istemiş, rica etmiş. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Peki, teşekkürler. Sorsak. Teşekkürler. Yok, ben bir küslük var mı? Yok. İşte. Hayır, Hande Hanım'la çok iyiydiniz çünkü çok işte. Hayır, kötüyüm demiyorum zaten ben. Bir şey yok. Hayır, yoktur da takipten çıkmanızı merak ediyorum. Haberler yapılıyor bunun üstüne. Sebebini merak ediyorum. Yabuk sabuk haber yapıyorsunuz sürekli yani. Ağzından çıkmayan sözü çıkmış gibi yazıyorsunuz. İşte, kamera olduğu için, birebir kayıt olduğu için ne çıkarsa o yazılır. Teşekkür ederim. Bir kırgınlık var mı peki? Yok, böyle sorayım. Yok, bir küslük var mı? Yok. Ama sebebi bir yerde denk gelseniz selamlaşır mısınız? Tabii ki arkadaşlar. Yani ama sebebi hani ya yeter. Kerem Bey'in tamam, eniştesi, Hande Hanım'ın eniştesinin çıkması mı takipten? Ha? Ondan dolayı mı? Evet, ona yordular ama. Alakası yok. Setlere dönmeyi düşünüyor musunuz? Onu soralım. Evet. Teşekkür ederim. En son dizide oynadınız kısa bir hani rolle. Konu evet, güzel geçti. Tekrar işte. Yok, şu an öyle bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.